Evet, EUR/TL'ye de baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 7.59 civarlarında seyreden EUR/TL'de bizim için trendin alt bölgesi 7.47-7.50 seviyesinden geçmekte. Evet, bugün itibariyle 7.47 seviyesinden geçmekte arkadaşlar. Yukarıda ihlal başlamış. 7.64'ten gelen ihlal arkadaşlar. Aşağıda 7.50-7.47 seviyesine kadar da EUR/TL'de aşağı yönlü hareketler görülebilir. EUR/TL'de 7.47 önemli bir seviye arkadaşlar. Benim için dip olarak düşündüğüm bir seviye 7.50-7.47 seviyesi. Buradan destek alıp yukarı yönlü hareketlerine EUR'nun artık tekrardan devam edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar. 7.47'den hareketler gelirse, 7.47 seviyesine kadar düşüş gelirse arkadaşlar, burada da tabi 7.47'nin gelebilmesi için öncelikle şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. 7.57, şurada bir 7.57 destek bölgesi var. Kuvvetli bir destek bölgesi 7.57. Euro bu 7.57'yi kırarsa aşağıdaki ikinci kuvvetli bölgesi de, destek bölgesi de 7.47. Bu iki bölge aklınızda olsun. Yukarıda 7.57 destek bölgesi, aşağıda da 7.47. Bu iki destek bölgesi. Bu iki destek bölgesinden birinden ben EUR/TL'nin yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu hareket nereye kadar olabilir derseniz, ilk etapta 7.76 seviyesine kadar EUR/TL'de de 7.47 veya 7.57 seviyesinden olacak bir dönüşün yukarıda 7.76 seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareket edeceğini düşünmekteyim arkadaşlar ben. Euro'da 7.76, evet, ilk etapta göreceğimiz 7.76 üzerinde de Euro'da da bizim 8.05 ve 8.25'li seviyelere doğru hedefimiz olan bölgelere tekrardan EUR/TL'nin gideceğini düşünmekteyim. Fakat düzeltme hareketinin bitmesi lazım. Düzeltme hareketinde de stokastik indikatörümüz hala da sat konumunu devam ettirmekte arkadaşlar. Dediğim gibi iki önemli destek bölgesi var. Biri 7.57 seviyesinde bulunan bir destek. Burayı kırarsa aşağıda da ikinci kuvvetli destek bölgesi 7.47. Bu iki destekten birinden yukarıya yönlü hareketin tekrardan devam edeceğini EUR/TL'de de düşünmekteyim arkadaşlar. İki destekten birinden dönüşte yukarıda 7.65'li seviyelere kadar, 7.65-7.75 seviyelerine kadar tekrardan düzeltme hareketi bittikten sonra yukarı yönlü hareketlerine de EUR/TL devam edecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet, stokastiğimizdeki sat sinyalimizin devam etmesi halinde arkadaşlar 7.57 kırılırsa aşağıda 7.47-7.50 seviyesinde bulunan kuvvetli destek bölgelerine doğru da çekilme olabileceği aklınızdan çıkıyor.